Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bir Aykırı Söylem programında daha yine birlikteyiz bu hafta sizlerle. Hoş geldiniz programımıza diyelim. Bu haftaki konuğumuz duayen gazetecilerimizden sevgili Ercan Akyıldız. Hoş geldiniz Ercan Hoş Bey bulduk, sizde. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hakan Bey'le programımızı yine birlikte sunuyoruz. İlk soruyla başlıyoruz. Buyurun Hakan Bey. Herkesten kendisini kısaca tanıtmasını istiyoruz tanımayanlar için. Kısaca Ercan Akyıldız kimdir? Anlatabilir miyiz, özetleyebilir miyiz? Evet, gazeteciyim. 86-87 yılında rahmetli Mümin Gencoğlu döneminde o zamanki Hakimiyet Allah gazetesinde başladım. Tabii ben öğrenciydim. Buradan kendisini bir kez daha rahmetli Ahmet Ağa'nın. O orada bir süre gazeteciliğe muhabir olarak başladım. Polis muhabiri olarak başladım. Bir süre sonra bir 3 yıl, 4 yıldan orada çalıştıktan sonra Sabah gazetesinin bölge müdürlüğüne temsilciliğine beni teklif geldi. Çok genç yaşta. Kabul ettim tabii. Bir 4 yıl Sabah gazetesinin Bursa'da bölge müdürlüğünü kurdum. Orada bir daha sonra Uzanlar döneminde Star gazetesini Uzanlar kurdu. O zaman televizyonda yok, Star TV falan. O bizim ekip olarak Star gazetesine geçtik. Tabii Star gazetesi ve Star grubunun da o zaman televizyon diğer birimleriyle birlikte burada bölge müdürlüğünü kurduk. Bir 10 yıl civarında orada birlikte çalıştık. Sonra oradan mecburen ayrıldık. Biliyorsunuz Uzanlar'a yönelik bir operasyon yapılmıştı o dönemde. Ayrılıp kendi gazetemi kurdum. Bursa'da Meydan diye bir gazete kurduk. İbrahim Erdoğan'la birlikte. Sonra o gazeteyi de bir süre sonra sattık. Sonra tekrar bir gazete daha yaptım kendim. Şu anda Şehir Gazetesi olarak devam eden, aynı olarak ismiyle çıkarmıştım. O gazeteyi sattıktan sonra 2013 yılında kendi gazetemi kurdum. Bursa'da Meydan'ı kurdum. Ve halen orada hem yazar, hem muhabir, hem yönetici olarak devam ediyoruz. Maşallah, çok zordur yani yerel basında gazeteci çıkartmak, değil mi? Çok çok zor bir iş bu. Tabii. Şövalyelik gerekiyor. Cesaret gerekiyor. Önemli olan şudur, işinizi sevmek. Ben iktisat okudum. İktisatta yani ilk gazeteciliğe başladım. Üniversite öğrencisiydim. İktisatla hiçbir alakası yok ama biz o zaman çantada yetiştik. Tabii o dönem farklıydı, imkanları farklıydı, şartlar farklıydı. Yani şu andaki arkadaşlar gerçekten çok iyi şartlarda çalışıyorlar. Tabii, yani tabii bizim öyle bir imkanımız yoktu. Araç biz, yoktu. Ben adliye muhabirliği yapıyordum. Zordur, biz çok zordur. O zaman nöbetçi savcı kimse onun dışarı çıkıp onu bekliyorduk. O bir eski bir minibüs vardı. Bizi de alsın olay yerine götürsün diye bekliyorduk. Tabii. Elimizde kocaman telsizler. Şimdi o öyle değil ki, herkesin altında arabası var, telsizi var, telefonu var. İmkanlar çok çok değişti. Ama bununla birlikte tabii gazeteciliği de kalitede düşmeye başladı. Aynen. Bizim artık emek vermeden gazeteci olunuyor. Tabii geleceğim. Onun sebebi de ekonomiye dayanıyor tabii. Ekonomik nedenlerden dolayı. Bizim hastane muhabirimiz vardı. Bizim adliye muhabirimiz vardı. Evet. Bizim belediye muhabirimiz vardı. Haber atlatma diye bir olay vardı. Terim vardı. Sürekli hangi haber atlattın? Yarın bakardık gazetelere. Sende niye yok diye bize hesap sorardılar o dönemlerde. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ne yapmış? Ajanslar var. Bütün gazeteler ajanslara bağlı. Aynı niye? Maliyetler çıkıyorlar. Yükseldi. Tabii. Ucuz gazetecilik, ucuz iş gücüne yöneldi herkes. Biz de dahil olmak üzere. Yani ben şimdi 3 tane muhabir çalıştıracağım. Ajansın bir tanesi abone oluyorum. Orada belki 15 kişi çalışıyor. Onların bütün haberleri bana geliyor. Hem görsel hem yazılı tabii. Hepsi geliyor. Yani bununla birlikte tabii, ama ne oluyor? Alın bütün gazeteleri, Bursa gazetelerine bakın, bizimki de dahil olmak üzere. Hemen hemen hepsi tamamı aynıdır. Evet. Haber içerik olarak bakın, hepsinin içeriği. Manşetlerde işte editörü olarak çalışırlar, değiştirirler. Yani çok azdır ama onun dışında işte bir de kurumların kendi basın bürolarını oluşturmaları. Belediyenin ayrı bir basın bürosu var, valinin ayrı bir basın bürosu var. İşte sağlık müdürünün ayrı bir basın bürosu var. Haberler size zaten haber olarak geliyor. Hazır geliyor. Yani o mücadele, o iş gücü, o şey yok şimdi. Hazır alışmışlar ve dolayısıyla gençler geldiklerinde bocalıyorlar. Çünkü onlara otur da sen şu haberi yaz diyecek kimse de yok. Çünkü hazır geliyor, al yapıştır. Ajansların hepsinden hazır geliyor haberler. Basın bürolarından hazır geliyor haberler. Yani özel haber çalışan ben... Ama basın ilan kurumu artık bir şart getirdi zannediyorum bununla ilgili, özel haber
Haftada kaç bilmiyorum tam onun şeyiniz rakamını ama. Yeterli Ercan mi? Bey tabii yeterli ki değil. Yeterli bağlayamazsınız. Yani siz bana diyor ki haftada 4 tane 5 tane diyor özel haberin olacak. Hı-hı. Olabilir. Bana A belediyesinden veya A firmasından A kuruluşundan bir haber geliyor. Hı-hı. Ben onu alıp kendi istediğim şekilde dizayn edebilirim. Yani redekte ederim. Ona göre kullanırım. Özel atarım özel haber imzasını. Onu bilemezler ki onu. Vallahi yani biz o şey değil. Yapıyoruz hala. Yapılacak tek şeydir. Gazetelerin, özel haber. Gazetelerin ekonomik gücünü arttırmak lazım. Basın ilan. Yani yerel eğer basın devam edecekse yerel basının desteklenmesi anlamında bir adımlar atılması lazım ki. Böyle bir şeyler gitmiyor. Yani istihdam diyoruz. Bak basın ilan kurumu şu anda bir kurs düzenlemiş. Yeni yetişen gençlere eğitim veriyor. Evet. Peki çok da çok güzel bir şey. Hı hı. İşçi bulmayla iş birliğine girmişler. İşçi bulma üzerinden iş istihdam sağlamayı amaçlıyor ama yeterli mi? Değil. Değil. Bu buradaki kişilerin Osman Bey'in özel çabalarıyla genel merkezin işte basın ilan kurumu genel müdürlüğünün gayretleriyle bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Çok doğru. Evet. Biraz daha gazeteciliğe inelim o zaman. Şimdi eskiden gazetecilik, hakikaten gazetecilikti. Şimdi biraz daha durum farklı. Hatta siz en son bir yazı yazdınız, Medyanın Gülleri diye. O da ilgi ve tepki çekti hakikaten okurlarınızdan da. Neler oluyor şu anda sektörde? Yani şunu herkes bir memnuniyetsiz değil mi Bakın, Ercan Bey? Bakın bu işe emek veren insanlar var. Bakın. Siz kalkıyorsunuz, gazete hazırlıyorsunuz, illik işlere ulaşmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bunun için ekonomik anlamda vergi borcunuz var, sigorta borcunuz var, çalışan hepimizin. Var. Personelle işte ay başı geldi maaşlarını ödeyeceksiniz, diğer rutin giderleriniz var. Ama sosyal medya denen bir bataklık var. Aslında iyi kullanırsak çok güzel. Aynen öyle. İletişim anlamında müthiş bir şey ama bunu öyle bir kötü anlamda kullanıyor. Hiçbir şey olamadın. Birisine çamur mu atacaksınız? Birisine iftira mı atacaksınız? Hemen kendinize 300 liraya bir tane web sayfası kuruyorsunuz. Evet. İşte internette oturup yazıyorsunuz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme de yok. İnternet yasası yok maalesef. Demiyor ki ya siz bunu yazdınız. İyi güzel de arkadaş. Bunun belgesi kimse kimseye bir şey sormuyor. Bilgiyi nereden aldın? Belgeyi nereden aldın? Yani resmen çamur deryası. Bu nedenle, bunun için ben hep daha önceki yazılarımda da bunu yapıyorum. Meslek kuruluşlarında bir bağlayıcı tarafı yok. Yani şimdi Gazeteciler Cemiyeti veya Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti veya diğer kurumlar bunlarla ilgili hiçbir yaptırım uygulayamıyor. Ancak kişi gider Cumhuriyet Savcılığına suç duyurursa, bulunursa... O zaman onunla ilgili bilişim suçları gerekli işlemi yapıyor ama bazıları da fake hesapları, tak hesabını kapattı. Düşün. Evet, bitti. Kapattı. Ara ki burasını kim yazdı? Facebook'tan mı, Twitter'dan mı? Nereden bulacaksınız? Aynen o öyle. O nedenle bununla ilgili bence bir yasal düzenlemenin acil yapılması Kesinlikle. Ve tedbir alınması lazım. Büyük bir güç, bu gücü doğru kullanmak lazım. Evet. Çok doğru. Yoksa... Bakın siz de aynı şekilde sosyal medya üzerinden yayın yapacaksınız. Belki binlerce kişiye gidecek. Kesinlikle. Yani biz burada, şimdi bu fırsat, bu imkan bizde var diye burada birilerine hakaret mi edelim? Doğru. Şantaj aslında. İşte hakaret, bunu şantaj aracı olarak... Kötülük amacıyla kullanılıyor kullandığı tamamen. Için evet, ben o ifadeyi kullandım. Gerçekten de böyle sosyal medya üzerinde medya günleri diye... Medyanın günleri, evet. Bir yazı kalemi aldım, evet. İsterseniz şimdi önümüzde çok fazla seçim var. Ticaret Odası'ndan yerel seçimler, belediye seçimleri, genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Borsadan başlayalım isterseniz. Ticaret borsası var. Evet, en yakından başlayalım. Evet, en yakından başlayalım, sonra yani, diğerlerine de gidelim kısa. Ticaret borsasında biliyorsunuz... Uzun yıllar Rıza Aydın dönemi vardı. Özermatlı. 40 yıllık bir saltanat vardı. Borsaya oturmuş. Ben buna karşıyım. Yani insanların yıllarca aynı koltukta oturup oraya çakılmasına karşıyım. Yenilenmesinde fayda var. Bakın borsada Rıza Aydın yıllarca delegeleri kendisi yazdı. Komiteleri kendisi oluşturdu. 40 yıl o koltukta oturmayı başardı. Evet. Sonra Özermatlı diye bir iş adamı çıktı. Dedi ki ben dedi borsa başkanlığına adayım dedi. Ekonomik olarak da güçlü.
devletin ilgili birimleriyle iletişim halinde. Güzel işlerle yapıyor, aynen. Şimdi bu insan geldi Rıza Aydın'a karşı adaylığını koydu. Hı hı. Oradaki seçimlerdeki komitelerde 40 yıllık saltanat bitti. Rıza Aydın gitti, yerine Özel Matlı geldi. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz performansını? Vallahi projeleri ortaya koyması lazım. Hı hı. Yani ben Rıza şeyden Özel Matlı'dan açıkçası daha fazla bekliyordum. Hı hı. Daha fazla performans bekliyordum. Ha belki bu süre içerisinde, bir 4 yıllık süre içerisinde belki tanıma yaptıkları vardı. Ben çok fazla borsayla ilgili bir bilgi sahibi değilim. Ama ayın 1'inde seçimleri var. Çok ilginç. Başka aday yok karşısında. Tek aday olarak çıkıyor Özer Matlı. Ama BTSO seçimlerinde ise durum biraz daha farklı. Biliyorsunuz ayın 3'ünde komite seçimleri var. Evet. Şu anda resmen adaylığını açıklayan İlhan Parseker var. İlhan Parseker ve İbrahim Burkay adaylığını açıklıyor. Tam açıklamadı aslında Burkay da. Yani, İbrahim Burkay aday olduğunu, aday olduğunu açıkladı. İlhan Parseker henüz açıklamadı. Çünkü belki ilk defa burada açıklıyorum. Hı-hı. İlhan Parseker aynı zamanda borsadan da seçime giriyor. Borsada bir gruptan, komiteden giriyor. Benim tahminim şu. Yani en kötü ihtimal burada olmazsa, borsada eğer meclis başkanı olursa önümüzdeki dönemde topa gidecek. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne gidecek. Ha, seçilebilirse tabii. Peki, seçilebilir mi? Seçilebilir mi? Evet, aynı soruyu soracağım. Borsada, ben şunu söyleyeyim. Özer Matlı'nın burada gücü çok fazla. Onun işaret edeceği komite seçim alır. Şeyde öyle, ticaret borsasında. BTSO'da ise durum biraz daha farklı. Yani BTSO'nu ben açıkçası BTSO'da tarafım. Burkay'ı da destekliyorum. Evet, bana hep arkadaşlarım bunu soruyor. Niye destekliyorsunuz? Bakın ben 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Biz Ticaret Sanayi Odası'na daha önce kapısından içeri, biz değil bırakın iş adamları bile, insanlar selavatla giriyordu. Orada bir kapalı bir yapı vardı. Yani orada ticaret sicilde bir evrak alınacak. Beklerdiniz, biraz şey yapardınız. Burkay'ın gelişiyle birlikte Ticaret Sanayi Odası dışarıya açıldı. Son 5 yılda 16 bin yabancı iş adamı Bursa'ya getirilmiş. İyi bir rakam, evet. İnsanlarla görüştürülmüş. Bu sıradan basit bir olay değil. Şimdi yapılacak olan, devam eden projeleri var. Şimdi ben bunları açıklayamam. Yani onu kendileri açıklıyorlar zaten. Ama bir değişim yaşandı. İşte iş adamları yurt dışına götürüldü, getirildi. Orada ihracata yönelik ciddi adımlar atıldı. İşte Amerika'da standlar kuruldu, bir yer kiralandı. Devletin de desteği var bunda tabii. Birebir satıcıyla iletişim sağlandı BTSO aracılığıyla. O nedenle Burkay'ın karşısında bir de şu var. Yani siz başarılı olabilmeniz için yerelde ve geneldeki iktidarın desteğini de almanız lazım. Mutlaka. Ben şunu hissediyorum. Yani BTSO seçimlerinde hem yerel anlamda hem genel anlamda şu andaki iktidarın Burkay'ın arkasında olduğunu düşünüyorum. Bir de bu yani uzun zamandır da devam ediyor. İşte İlhan Parseker ve İbrahim Burkay arasındaki bu FETÖ söylemleri, FETÖ'cü söylemleri. Onlarla ilgili düşünceniz nedir? Bakın. Hangisi FETÖ'cü? Bu öyle bir hain örgüt ki. Evet. Devletin kılcal damarlarına kadar girmiş. Bu ülkenin meclisini bombalayacak kadar aşağılık adamlar bunlar. Ha, insanlar yanlış. Yani bakın Cumhurbaşkanı bunu çok iyi açıkladı. Ne dedi? Kandırıldık dedi. Herkesi kandırdılar bunlar. Evet. Şimdi bunlarda ibadetçiler var. Bunlarda ticaretçiler var. Bir de ihanetçiler var. Gerçek ihanetçiler var. Ben bu Attapa'da ibadetçilerin tamamen kandırıldığını düşünüyorum. Tabii çok var canım. Yani saf iyi niyetli onlara gönül veren yani insanlar. Yani bu örgütle ilgili devlet gerekeni yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Şimdi 2013 yılında BTSO seçimlerinde bu adamlar, şimdi ben FETÖ ile ilgili Bursa çatı iddianamesinin tamamını okudum. Orada İlhan Parseker'in listesinde yer alan Sami Şentürk ifadesinde diyor ki, işte bizim diyor Fethullah Gülen grubu, işte bizim grup İlhan Parseker'i destekleme kararı aldı diyor.
Ama karşı grupta daha önce İran Partisi Burkay'ın listesinden meclise giren birkaç isim de aynen tam tersini söylüyor. Şimdi şöyle. Her iki tarafı doğrudur. FETÖ kim kazanırsa kazansın kendisinin kazanmasının hesabını yapan bir. Evet. Çok adi bir örgüt. Doğru. Çok doğru. İran Burkay'ın listesine doğru yönetimine 4 isim sokmuşlar ve bu olay 15 Haziran olayından sonra ne yaptılar? Bunların hepsini 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan sonra hepsini görevden uzaklaştırdılar ve bunların bir kısmı tutuklandı zaten adamlar. Ama aynı şekilde Özkan Özipekler, Sami Şentürk ve iki isim daha. Yani bakabiliriz şimdi. İki isim daha. Bunlar da ben yazımda da yazdım bu isimleri. Bunlar da İran Parseker'in listesinde yer aldılar. Bu adamlar da gözaltına alındı. Bu adamlar da FETÖ'den sorgulandı. Bu adamlar da Sami Şentürk ve diğerleri onlar da tutuklandı. Yani haksızlık yapmayalım. Yani bir seçim yapılıyor. Aslında insanlara iki gruba da dört yönetici sokacaklarmış. Tabii yani bunların amacı kazanırsa kim kazanırsa kazansın FETÖ kazanıyor. Evet. O kadar bunlar adi ki işte diyor askerimizin içine girmiş, devletimizin her birimine girmiş, her yere sızmış. Maalesef. Bursa'da bile hala devam ediyor. İşte yargıya, emniyete her birime girmişler bunlar. Ama devlet bunlarla ilgili çok ciddi çalışma yapıyor. Kriterler ortaya koymuştur. İşte baylok kullananlar, Asya Banka para yatıranlar ve diğerleri. Peki. Bir kriter koydu ama dedikodularla iş yapmıyorlar. Şimdi tabii ben de hani Semra çok iyi biliyor. Ben İbrahim Bukay'la çok yakın tanışıklığımız var. Yaklaşık 20-30 yıldır neredeyse. Ali Osman Sönmez'le başlayan uzun süreli oda başkanlığı oğluyla devam etti. Belki de hiç bırakmasa Celal Sönmez devam edecek bir iktidardı. Bakın niye bıraktı biliyor musunuz? Ona da kumpas kurdular. Şimdi dürüst olmak lazım. Celal Sönmez'e de kumpas kurdular o dönemde. Bıraktırıldı diyorsunuz yani tabii. Adam bu mecbur kaldı. Bakın ne yaptılar? O dönemde BETES, onu da anlatayım. Belki burada hiç kimse şu anda konuşmadı. Güzel tespit, evet. Celal Sönmez, BETES o başkanıyken bir alım yapıldı. Araç alımı. Çok da önemli bir şey değil. Ford diye yani bir yerden önemli. Neyse önemli. Bir yerden bir araç alımı yapılmış. Sonra adama kumpas kuruyorlar. Diyorlar ki sen böyle böyle yaptın. Bak usulsüz alım yaptın. Adamı ağır cezaya gönderiyorlar. Adam orada yargılanıyor. Sonra bu ahlaksızlar birilerinin aracılığıyla FETÖ'cü. Bu birilerinin aracılığıyla bu Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin hemen bitişiğinde bulunan bir yurt var. Bu yurt o zaman Sönmez'e aldırttırıyorlar. Parasını ona döktürüyorlar ve FETÖ'cülere teslim ediyorlar. Çok Bursa'da böyle saygın isimleri de araya sokuyorlar. Yani o adama da kumpas kurdular. Yani o ayrı. BETES'i daha önceki dönemdeki yönetimlerini eleştirebiliriz, şey yapabiliriz ama bu süre içerisinde haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Onu da kumpas kurdular. Onu da bu sistemin içine çekmeye çalıştılar. Ama devlet böyle bununla ilgili araştırmasını yaptı. Biliyorsunuz gözaltına alındı, sorgulandı, şey yaptı, serbest kaldı. Biz bilemeyiz. Yargı süreci devam ediyor. Ama şimdi o süreç çok enteresandı zaten. Şimdi vali, emniyet müdürü, işte garnizon komutanı bilmem ne hep birlikte gidiyorlar. Diyorlar ki sen bunu vereceksin, bunu alacaksın, bunu yapacaksın. Evet. Yani iş adamların buna hayır deme şey lüksü şansı gerçekten yok, yok yani. Şansı hatta yok. Hayır diyenleri yok ettiler zaten. Acaba Sönmez o dönemde neye hayır dedi? Değil evet. mi? Valiye bakıyorsunuz, FETÖ'cü. Evet. Emniyet müdürü, FETÖ'cü. Defterlere bakıyoruz. FETÖ'cü. Yani öyle bir sistem kurulmuş ki. Tabii. Organize'de görev yapan emniyet birimlerine bakıyoruz. FETÖ'cü. Birçoğu tutuklandı zaten. Acemler'deki yapılan hastanede yanılmıyorsam Bülent Arınç rakam verdi. Yani bunu verin diye. Celal Sönmez de o rakamı kabul etti mesela. Yani tabii iş adamları buna hayır diyemiyor. Devletten bir şey gelince tabii, bir öneri gelince, bir teklif gelince. Peki bu Sönmez sonrası Burkay'ın gelişiyle alakalı yakinen takip ettiğin için, benim uzakta olduğum için, yakını takip edemediğim için. Bakın ben şunu söylüyorum. Ben o süreci, seçim sürecini çok çok böyle yakından izledim dersen şu andaki gibi değil. Ama şunu biliyorum. FETÖ'cüler o dönemde kim kazanacaksa
Herkes oynamışlar. Tabii İlhan Parseker'e de oynadılar. İbrahim Burka'ya da. Benzerini Amerika'da yapmışlar. Evet, listelere bakıyorsun işte, diyorum Burka'nın listesine 4 isim. İlhan Parseker listesine 4 isim. Bundan dolayı İbrahim Burka'yı FETÖ ile ilişkilendirmek ahlaksızlıktır. Niye biliyor musunuz? 28 Şubat sürecinde Burka'yı ailesi gözaltına alındı. Mehmet Hulusi Burka. İdamla yargılandı adamlar. Bütün şirketlerin defterleri, bilgisayarları talan edildi. Şimdi bu insanı kim yaptı 28 Şubat'ın içinde? Kim vardı? Şimdi ortaya çıkıyor. Yine FETÖ'nün kırıntıları vardı. Evet. Aynen. Onların uzantıları vardı. Şimdi siz bu süreçte İbrahim Burka'yı FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışırsanız bu ahlaksızlıktır. Bunun habercilikle, gazetecilikle hiçbir alakası yoktur. Benzeri zaten Amerika'da yapmışlar. Hem Clinton'ın bağışları olmuş hem de Trump'a bağış yapmışlar. Demek ki bunların taktiği de bu. Bir de şunu da söyleyeyim. Bazı gazetelerde yazdı işte İbrahim Burka ifadeye çağrıldı. Bu ne biliyor musunuz? Sami Şentürk denen bir FETÖ'cü ki Bursa'nın yakından tanıdığı bir isimdir. İfadesi alınırken onun şeyde yaptığı bir villada yapılan toplantıyla ilgili biliyorsunuz gazetelerde ben ona yapıp şimdi yapmadığını devletin bilmiyorum. Şimdi devletin el koyduğu villa. Yani villada diyoruz. Evet. Şato gibi bir yer. Bir yer. Orada yapılan toplantılarla ilgili sorgulanırken bir tanesi yine FETÖ'cülerden bir tanesi işte İbrahim Burkay da bunu biliyor derken ve belki de çok sayıda insanla birlikte ifadelerine başvurmak üzere İbrahim Burkay da çağrılmış. Yani İbrahim Burkay özel gel sen bununla ilgili ifade ver diye bir şey söz konusu değil. Bu tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonu. Doğru, ama evet. Şu var, devlet artık çok güçlü. Tamam mı? Dedikoduyla birilerinin bir şey söylemesiyle iş yapmıyorlar. Eskiden ben onu anlatayım. Polis muhabiriyken bir hırsız yakaladıkları zaman iki tokat atardılar. Konuş lan derdiler. Şimdi öyle bir şey demiyor. Kamera kayıtlarını alıyor. Delilden sanığa gidiyor. Eskiden öyle değildi. Doğrusunu yapıyorlar. Alıyordular. Birisini konuşturuyordular. Dövüyordular veyahut da neyse gerekeni yapıyordular. Onu konuşturmaya çalışıyordular. Şimdi öyle bir şey yok. Devletin tüm imkanları var. Devlet kimin hain, kimin üçkağıtçı, kimin FETÖ'cü, kimin dolandırıcı, kimin sahtekar olduğunu çok çok iyi biliyor. O nedenle birilerinin söylemesiyle veya birilerinin iftira atmasıyla hiçbir yere varılmaz ve varılmayacaktır. FETÖ'yü konuşurken hemen bu siyasi ayağına da bir sormak istiyorum ayağını da size Ercan Bey. Şimdi yargıda ciddi bir temizlik yapıldı. Gerçi bir süre önce Cumhurbaşkanımız henüz hala tam temizliğin olmadığını ifade de etti. Hala yargının içinde FETÖ'cü mensuplarının olduğunu dile getirdi ama işte Milli Eğitim'den vesaire vesaire çok ciddi ayıklamalar yapıldı. Peki siyasi ayağında Bursa'nın yeterince temizlik yapıldı mı, nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii burada şunu söylemek lazım. Bu örgüt öyle bir örgüt ki belki de dünyada bunun bir benzeri yok. Bence de. Dünya yani çapında bir Irak'ta organize bir örgüt vardı. İşte biliyorsunuz Amerika işgal ettiğinde hepsi teslim ettiler. Silahları, bütün mühimmatlarını teslim etti. Geri çekildiler. Irak'ı Amerikalılara teslim ettiler. Bir benzer örgüt de orada vardı. Şimdi bunlar yapılanmaları çok farklı. Şöyle bir ince iddianameleri bir okuyun. Bir mahalle temsilcisi bir öbür mahalledeki temsilciyi tanımayabilir. Kripto FETÖ'cüler. Şimdi siyasetin içinde var mı? Devlet tespit ettiği kadar Haziran seçimlerinde bir miktar o milletvekili seçimlerde bir eleme yaptılar zaten. Orada yaptılar. İşte il yönetiminde yok muydu? Bursa il yönetiminde de vardı bazı isimler biliyorsunuz. Onların bir kısmı birileri istifa etti. Daha sonra temizlendi ama bu süreçte onlarla ilişki halinde olanlar yok muydu? Vardı. Ve uzun sürede ben onlarla mücadele ettim. Ve 32 tane de benimle ilgili dava açıldı. Ve şükür hepsinden beraat ettik. Ve bunlar çünkü şunu ben içime sindiremiyorum. Bu bir milli mesele. Yani basit bir konu değil. Cumhurbaşkanı haklı. Tek başına mücadele etti. Evet. Doğru. Çok doğru. Yani çok yalnızım dediği olay budur. Evet. Ben şunu isterdim. Yani teşkilatlarda da
bununla ilgili ciddi bir adım atılsın. Hı hı. Ve nihayet bu kongrelerden sonra onlar da temizlendi. Bursa açısından bakıyorsak şu anda gelen il başkanı pırıl pırıl bir adam. Ha, çok fazla hukukum yok. Çok fazla görüşmedim. Ama hı hı. izlediğim tablo şu. En azından dedikodular bitti. Partideki AK Parti açısından bakıyorsan küskünler ordusu hı hı. dağıldı. Partide bir farklı birlik, bir ortam, bütünlük. Birlik sağlanmaya başladı. Hı hı. Şey soracağım belediyeler kısmını ama reklam önce arası. Küçücük bir reklam aramız var. Ondan sonra hemen devam edelim. Peki. Ercan Akyıldız'la sohbetimiz devam ediyor. Bıraktığımız yerden devam edelim o zaman. Hı hı. Peki yerel siyasete temizlik oldu mu? Yerel siyasetteki FETÖ'cülerle alakalı soruyorum bunu. Diğer bütün partilerden oluştu mu? Valla olduğunu söyleyemem. Yani tamamen temizlendi. Artık FETÖ'cüler yoktur anlamında bir şey söyleyemem. Ha, araştırmalar yapılıyor aldığımız bilgilere göre. Hı hı. Yapılıyor. Bunu en aza indirmek için mücadele yapılıyor. Ama sadece bu güvenlik birimlerinin mücadelesiyle olmaz. Yani tabii, bir dayanak olması lazım. Tabii yani yerel yöneticilerin de bununla ilgili ciddi adımlar atması lazım. Özellikle belediyelerde yani işte bu imar rantları o ayrı bir konu. Yolsuzluklardan bahsediyorsanız o yok, ayrı yok, bir konu. Yok yok yolsuzluklara girmiyorum. Yani bu yine bu örgütün bu imardan imar rantlarından faydalanmak için bir sürü belediyede konuşlandığını düşünmek şey olmaz herhalde, abes olmaz. Çünkü tamamen parasal, rantsal dertleri var yani adamların. Bir Türkiye'nin belki 3. 4. büyükşehir belediye başkanına görevden aldırılıyorsa evet. Bunu irdelemek lazım tabii. Sebebi nedir? Yani doğru niye alındı? Ben şimdi belki usul yanlış olabilir hı hı. ama bilemiyoruz. Bunun devamında ne gelecek? Bakın bir olay anlatayım size. Hı hı. Belediye spor. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla Altepe'nin niye görevden alındığı hı-hı. anlamında hı-hı. bir şey sormak istediniz. Belediye spora 12 trilyon lira para aktarılmış. Bakın burada ilk defa söylüyorum. Deli araştırdım para. Ben bunu. Hı-hı. Bir voleybol takımı var. Bir şey de yok. Ukrayna'dan, Rusya'dan hanımlar getirmişler. Sporcular. Hepsini ayrı ayrı ev tutmuşlar. Transfer ücretlerinin rakamı belli değil. Bunu ben öğrenince başkana sordum. Ali Nur Aktaş'a geldim. Hı hı. Gerçekten adam mücadele ediyor. Hı hı. Tertemiz, pırıl pırıl bir adam. Dedi ki, Ercan Bey söylemeyin ama dedi. Başkan özür dilerim ben bunu söyleyeceğim burada. O spor güzel. Kulübünü kapatıyorlar. Ha. Başkan kapatıyor. Ve 12 trilyon o kulübe para aktarılmış. Kimin parası? Bizim paramız. Tabii. Korkunç rakam. Ya bunun gibi birçok şey var. Yani ne gereği vardı? İşte stadyumun yeri uygun mu?
Değil. Defalarca yazı yazdım. Doğan Bey'le ilgili defalarca yazı yazdım. Bir de neden belediye bunu karşıladı? Bütün Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti evet. yaparken Bursa niye büyükşehir? 500 trilyon şu ana kadar Bursalı'nın ve Bursa'nın cebinden giden para. Sadece stadyumla ilgili. Çok yüksek bir miktar. Düşün T2 yapıyorlar. İşte o faciayla. Orada işleyen bir trafik vardı. Orada şehrin girişlerinde rahmetli Hikmet Şahin'le bir dönem iyi görüşüyordum. Çok buradan kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Demişti ki şehrin girişi çok önemlidir. Bütün şehir girişlerini ağaçlandırmış her tarafı. O İstanbul yolu, İzmir yolu, Ankara yolu, şehir girişlerine, ana caddelerin üzerlerine hepsini ağaçlandırmış. Evet, evet. Hepsi kesildi. Peki orada kestiğiniz ağaçlar nereye gitti? Peki o yol gerekli miydi? O terminal bir süre sonra orada duracak mı? Kime rant sağlandı? Ya bunun gibi sıralamak, bir dünyayı sıralamak lazım bunları. Herhalde devlet bununla ilgili gereğini yapıyordur. Yapacaktır diye bekliyoruz biz de. Evet, yani bu Bursa trafiği dolayısıyla partinin, seçmenin de şimdi olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır ki. Çünkü AK Parti'de şöyle bir gelenek vardır. Onlar belirli dönemlerde anketler yaptırıyorlar. Şunu gördüm, yani Bursa'da ivme iyice dibe vurmaya başlayınca bir yerde durdurmak istediler. Peki seçimler yaklaştığı için yerelden de devam ediyoruz. Partilerin yereldeki oy potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir takım kamuoyu araştırmaları açıklandı. Bizim tarafımızdan da programa katılan şirketler tarafından açıklandı. CHP açıkladı. İYİ Parti'nin bir takım rallileri vardı. Bizim burada konuşuldu. Siz hangi parti şansı görüyorsunuz Bursa'da? Bir değişim söz konusu olacak mı? Bakın, bir AK Parti'nin oyu var, bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu var. Recep Tayyip Erdoğan var olduğu sürece, o partinin başında bulunduğu sürece AK Parti her zaman birinci parti çıkacaktır. Rakamlar da şey yapacaktır. Ha, Milliyetçi Hareket Partisi ile şu anda milli bir ittifak kurmuştur. Ve bu başarılı olacaktır. Çünkü şu var, İYİ Parti'de biliyorsunuz büyük oranda Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılanlar İYİ Parti'yi kurdular, Meral Akşener'i. Meral Akşener'i kim destekliyor? Bunu ben söylemiyorum. Koray Aydın söylüyor. YouTube'a girsin herkes baksın. FETÖ'cüler finanse ediyor diyor. Şu anda teşkilat başkanı söyledi bunu. Ama geçen bunun hafta, bir kanıtı da henüz yok kendisi ama. Kendisi söylüyor. Geçen hafta İlay Hanım'ı almıştık. O kurulan kendisi... bir partinin, o lüks otellerde yapılan o... Biz de parti kurduk. Genç Parti'nin kuruluşunda ben bizzat bulundum. Ve bölge müdürüydüm burada. O zaman görev verdiler. Ve öyle az paralarla bu işler olmaz. Tabii ki. Yani sonra, biz şimdi hani onları savunmak anlamında söylemiyorum. Bu konuşuluyor. Biz de Genel İdare Kurulu üyesi İlay Aksoy geldi geçen hafta programımıza. Kendisine ona bizzat sorduk. Kendisine sorduk. Bakın Meral Akşener'in söylemleriyle FETÖ'cülerin söylemleri birbirine çok benziyor. Hangi açıdan? Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Ben Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Bunu talihsiz bir açıklaması olmuştu 15 Temmuz'da başbakan olacağım diye. Bunu evet, birkaç yerde söylemişti. Başbakan olacağım. Birçok yerde söyledi. Birçok yerde söylemişti. Çok talihsiz bir açıklama. Yani onun bunu. Gibi bir söylemleri var. Ve yakından bakarsanız görürsünüz. Şimdi ne yapacak? MHP'de hiçbir şey yapamaz. MHP köklü bir partidir. Tamam mı? Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in bir mirası, bıraktığı bir miras var. O mirastan birileri partisi, ben de şunu yani. Var. Yani MHP'yi böyle parçalayıp barajın altına bırakıp bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünenler, çünkü CHP'den umudu kesenler farklı yolları denemek istediler ve başarılı olamadılar. Bu da ama şuydu, Devlet Bahçeli'yi göndermekti. Bunu başaramayınca kendileri bir parti kurdu. Olmaz, toplama suyla değirmen dönmez. MHP'nin içerisinde yani ülkücülerin bir doktrini var. Yani onların bir partinin bir geleneği var. Siz bu geleneğin üstüne çıkıp bundan farklı bir davranış içine giremezsiniz. Kitle şimdi partisi. Bakıyorsunuz Demokrat Parti'den gelenler, Doğru Yol Partisi'nden gelenler, işte ANAP'tan eski ANAP'lılardan bir toplama bir İYİ Parti yapmaya çalışıyorsunuz. CHP'liler var. Evet. CHP'lilerden var. Nasıl başarılı olacaksınız? Şimdi biri başka bir şey söyleyecek. Söylemler birbirine tamamen zıt. Nasıl yapacak o? Bilmiyorum, o şeyi oturtmaları lazım bence de öncelikle. Yani o ideolojiyi, yani sağ görüş, sol görüş olmak zorunda değil ama
bir ortak söylem geliştirmeleri. Ama yaşam olarak işte da hani, her türlü farklılık var. Bir tane değil ki. Birçok çok farklılık var. Aynen öyle. Nasıl oluyor? Peki Afrin operasyonuyla, daha doğrusu Fırat Kalkanı'yla başlayan bir Afrin operasyonu var. Muhalefet partileri burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin icra anlamında kullandıklarını düşünüyorlar. Yani bu tabii askeri savaşçılığı. Peki o zaman ben de sorarım. CHP zihniyetindekilere bu Afrin'e girelim dediğinde biz Afrin'de bataklığa girmeyin diyen kimdi? Kendileriydi. Kılıçdaroğlu. Kendisiydi. Peki girmeseydik ne olurdu? Felaket olurdu. Hendek operasyonlarını Güneydoğu'da unuttuk mu? Doğru. Bir benzer orada hazırlanmış. Ne yapalım? Evet, yani evet. Türkiye bir Suriye mi olsun? Türkiye bir Kuzey Irak mı olsun? Libya mı olsun? Veya Mısır mı olsun? Ya buna müsaade edemeyiz. Ne oldu? Buna en başta Kürtler müsaade etmedi. Bakın şeye gittik biz geçen hafta bir kilis ziyaretimiz oldu. İnsanlar nasıl mutlu? Çok güzel. Tabii ki. Herkes evine dönmeye başladı. Suriyeler. Oradaki şunu diyorlar. Afrin'de bulunanların büyük çoğunluğu Kürt. Onlar da bizde duruyor. Biz onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tabii. Niye bunu yapıyoruz? Bizim örfümüz, adetimiz ve geleneğimiz var. Biz her zaman düşkün ve fakir insanların yanında olmuşuz bugüne kadar. Buradan Türk ordusunda bugüne kadar lazım. Evet, geleneğimiz aynen. Var. Muhteşem bir başarı Türk ordusu. Avrupa'da da bu çok konuşuldu. Evet. Son zamanda tek bir sivilin burnu kanamadan o kadar asparagas haber, o kadar kirli sosyal medya üzerinden yapılan propagandalara rağmen muhteş bir başarı elde ettiler. Bu nasıl oldu? Birlikle beraberlikle oldu. Askerin aslında, içerisinden ihanet çetesi temizlendikten sonra. Evet, aynen. Yani asker temizlendi. Ya 15 Temmuz öncesi olsaydı bu asla ne böyle olmazdı. Acaba? Ben de onu düşünüyorum. Burada kesinlikle bazı, aynı sonuç alınmazdı. Yani askerim şimdi çok daha güçlü. Çok savunma daha sanayine çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bakın Bursa'da da birçok fabrika şu anda ona çalışıyor. Evet, çalışanlar var. Çok ciddi yatırım yapılıyor. İşte helikopterimiz, tankımız. Bunları artık anlatmaya gerek yok. Yani bütün her gün sosyal medya üzerinde de bunu dağıtıyor, televizyonlarda, radyolarda, her yerde, gazetelerde yani bizim savunma sanayinde neler yapabildiğimiz gıptayla bakıyorlar. Geçenlerde Suudi Arabistan'da bir fuar vardı. Doğru. Bütün dikkatler Türk ordu, tabii Türk silahlarındaydı. Üzerineydi. Tabii, doğru. Bizim aynen, bir doğru. Efendim şimdiye kadar niye yapılmadı? Yoktu. O zaman yoktu. İmkanımız yoktu. Paramız yoktu. Silahımız yoktu. Doğru. Bir yerde bir operasyon yapacaksınız. Birileri size diyor ki durun. Kullanamazsınız benim silahımı diyor. Tabii. Ama ne oldu? Tüm komuta kademesini kutlamak lazım. Başta Hulusi Akar olmak üzere ki son zamanda üzerine de tarihsiz açıklamalar yapıldı biliyorsunuz. Bazı evet. Sol kesimlerde yürüyüşe bile gitmem onlar diye. Onlar FETÖ ağzıyla konuşanlar. Çok, hiç önemli çok büyük değil. Bir haksızlık yapıldı. İnsanların ne dediği önemlidir. Bakın herkes askerin arkasında, devletinin arkasında. Sonuna kadar. İşte biz buradan 6 tane tır o zaman gitti. Oradaki insanlara dağıtıldı. Kimseyi muhtaç etmiyor. Her şeye rağmen bizim insanımız özverili davranmış. Cebinden parasını, fabrikasından mal vermiş, bir başka dernekler aracıyla, sosyal kuruluşlar aracıyla toplanmış ve o insanların yaralarına merhem oluyoruz. Aynen, enteresan, takip etmişsinizdir muhtemelen. Bir şey söyleyecektin galiba. Yok sadece. Varna'daki Bulgaristan'da Türkiye ve Avrupa Birliği ile alakalı son yapılan toplantıda Avrupa Birliği yetkililerinin biraz Türk ordusundan çekindiklerini gördüm ciddi anlamda. Ne güzel. Burada Türk'ün gücü gözükmüş gibi gözüküyor. Yani orada hatta Alman Eski Dışişleri Bakanı'nda çok güzel bir açıklaması vardı. Bu iyi bir mesajdır diyor Amerika'ya diyor. Türkiye kimseden mesaj almaz. Amerika yaptığı ilk planı hatalı yaptı. Bakın Türkleri zaman gözükmeden. Zaman yurt dışına gidiyoruz. Şunu görüyoruz. Her geçen gün Türkiye'ye olan ilgi, alaka o kadar bir boyuta geliyor ki Amerika'da New York sokaklarında geziyorsunuz seyyar yemekçiler var. Daha çok onlar Afrika ülkelerinden gelen insanlar. Türk olduğumuzu öğrenince adamlar hemen bırakıyor işini yüzünü elini kaldırıyor böyle yapıyor Tayyip diyor. Ben de şahit oldum birkaç tanesine. Yani ben birçok Belçika'da da buna şahit oldum. Amerika'da da şahit oldum. Birçok yerde ve şunu söyleyeyim bak burada belki ilk defa söyleyeceğim. Balkan ülkelerinin birisine gittik. Orada insanlar toplanmış. Diyor ki Saraybosna Savaşı'nda diyor. Eğer diyor bizim diyor bir tane diyor silahımız olsaydı belki biz bu ara düşmezdik. Binlerce yetim kız var orada. Kız yurtları yapmışlar. Yani tecavüze uğrayan hanımlar bilmem neler. Ve biz bundan bir süre önce gittiğimde ne diyorlar biliyor musunuz?
Türkiye orada ya diyor. Artık diyor bize hiç kimse dokunamaz diyorlar. Ya bu bize gurur veriyor. Gurur veriyor. Ya Afrin operasyonuyla aslında yani askerin şeyinde, kaybettirilen o itibarı 15 Temmuz o sürecinde bence tekrar çok güzel bir şekilde yerine de oturdu. Zaten tekrar, onların amacı da itibar kaybettirmekti. Mekti zaten, aynen öyle. Ama yani. Ama başaramadılar. Allah'a şükürler olsun, çok iyi bir pozisyondayız. Çok güzel. Yani bakın şu anda birçok yerde operasyon yapılıyor. Güneydoğu'da da operasyon yapılıyor. Hı-hı. Kuzey Irak'ta operasyon yapılıyor. Başlandı. Suriye'de operasyon yapılıyor. Afrika'nın birçok yerlerinde faaliyetlerimiz var, üsler kuruluyor. Hı hı. Ya bunlar böyle basit işlerle olmaz. Şimdiye kadar ne yapılmaz? Evet, bunu bizi silahla, topla, tüfekle, ihanetle yıkamayacaklarını anlayanlar hı hı. şu anda ne yapıyorlar? Ekonomik anlamda bizi zorlamaya çalışıyorlar. Bunda da başarılı olamayacaklar. İnşallah. Başbakan 7,5 açıkladı rakamı, ya yani büyüme rakamını, rekor zaten. Evet. Yani ciddi bir rakam. İstihdam anlamında şimdi ciddi işler yapılmaya başlandı. İnşallah bunda da başarılı olacaklar. İnşallah. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben Devlet Bahçeli'nin buradaki desteğini de unutmamak lazım. Tam ben takdir ediyorum kendisini. Ben, yani ne düşünüyorsunuz diye ben de büyük bir katkı. Takdir ediyorum kendisini. Büyük bir katkı sağladı. İyi bir devlet adamıdır. Allah uzun ömür versin. Şey sormak istiyorum. Şimdi Afrin'in operasyonun işte AK Parti'ye çok prim yaptırdığında konuşanlar var bir yandan. CHP'ler söylüyor. CHP zihniyet söylüyor. Evet. Şimdi operasyon sebebiyle sağlanan prim sebebiyle işte genel seçimlerin öne alınacağı, işte Kasım'da yapılabileceği şeklinde çok fazla söylem var. Yani İYİ Partililer de söylüyor bunu, CHP'liler de söylüyor. Hatta AK Partili arkadaşlarım da var benim. Onlar da olasılık dahilinde diyorlar. Şimdi olur mu sizce erken seçim? Bir de şimdi eğer olmazsa önce yerel seçimler olacağı için oradaki Milli İttifak yerel seçimlere nasıl yansır? Orada bir netlik yok henüz şu anda şu çünkü. Tabanda ben onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Tabanda, hı hı. tabanda sağlanan birliktelik henüz tabanda sağlanmadı. Evet. Tabanda birlikteliğin sağlanması, hı hı. bazı organizasyonların birlikte yapılması. Hatta İl Başkanı Ayhan Salman'a yönelik bir yazım da, hı hı. Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde, Cumhurbaşkanı olarak, siz MHP il yönetimini ve başkanını davet ettiniz mi? Hı. Bu toplantıya diye bir yazı yazmıştı. Etmesi gerekiyordu. Etmediyse bundan sonraki organizasyonlarda birlikte hareket etmeleri lazım. Ha, yerel hı hı. anlamda kim aday gösterilir, kaç meclis üyesi kime verilir onu bilemiyorum. O ayrı bir konu. Doğrusu nasıldı sizce? Nasıl olması gerekiyor? Yani burada tabii AK Parti'nin... Sağlanmalı mı yani yerelde de bu ya, şey ittifak? Şimdi şöyle, yerelde eğer tabanda birliktelik sağlanacaksa yerel anlamda görüşmeleri daha şey yapılması daha lazım. Daha sıkı yukarıda olması problem lazım. Yok. Milli anlamda, hı-hı. milli mutabakat sağlanmıştır. İşte her konuda, ekonomik anlamda sağlanmış, ekonomik konuların görüşülmesi anlamında sağlanmış, operasyonlar anlamında sağlanmış, dış ilişkilerde ilgili görüşmelerde her yerde sağlanmış ama hı hı. yerele indirgediğimizde bu sağlandı mı şu anda bana göre sağlanmadı. Buradan evet. Ankara'dan sevgili dostum, abim, büyüğüm aynı zamanda Refah Partisi kurucu üyesi ilk genel sekreteri Zeki Tokat'ın bir tabiri var. Bunu kullanmadan geçemeyeceğim. Tabanda öyle AK Partililer var ki MHP'den daha milliyetçi. Hmm. MHP'de öyle isimler var ki AK Parti'den daha AK Partili şeklinde bir ifadesi vardı. Hmm. Onun gözlemlerine göre ya tecrübeli onun, bir siyasetçi. Onun kendi görüşü o. Yani o anlamda o şekilde ben yorumlayamam onu. Çünkü MHP ile AK Parti'nin dünya görüşleri bana göre çok farklıydı. Ama öyle bir hale getirildi ki acaba şunu da soruyorum. Yani MHP mi AK Parti'nin çizgisine geldi? AK Parti mi MHP'nin çizgisine şahsi geldi? Şahsi kanaatim sanki AK Parti MHP'nin çizgisine geldi gibi gözüküyor. Yani eğer güvenlik anlamında düşünüyorsunuz, hı-hı. eyvallah. Ama ekonomi ve diğer yatırımlar anlamında düşünüyorsanız MHP AK Parti'nin çizgisine tabii geldi. Bir win-win var İngilizce tabirle. Bir ortak, kazan kazan. Evet, bir ortak bir noktada buluştular. Askeri müşterekler. Ama neticede önemli olan şudur. Şu memleketin bekası için kim ne yapıyor? Peki. Ona bakmak lazım. Bakın şunu söylemeden geçmeyin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, o kadar güzel insanlar var içinde ki, tanıdığım hı-hı. insanlar var. Tabii ki. Şimdi bu partinin milletvekilleri gidiyorsunuz bir, PKK'larla, PKK'ların cenazesine katılıyor. Bu partinin milletvekilleri gidiyor, yurt dışındaki konferanslarda bu ülkeyi şikayet ediyor. Yani bunu evet. nasıl kabulleneceğiz? Tam da şimdi bu soruyu soracaktım size. Yani Cumhuriyet Halk Partisi
çok uyumlu bir konuk var. Bu hafta evet, yani biz daha ama şu var, bir kasetle gelen, bakın bir kasetle gelen bir kasetle gider. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de böyledir. Bu kadar güçlü. Tabii. Kitle partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisi, cidden içinde çok iyi isimler var. Niye böyle bir siyaset yapıyorlar? Yani i̇şte bunu bu anlamak var, ulusalcı kesimin, özellikle ulusal parti içindeki ulusalcı kesimin çok ciddi şiddetli tepkisi var. Ama çok küstürüldüler hakikaten öyle. Bunlar bu seçimde ne yaparlar? Farklı bir partiye yönelirler mi? Şimdi Baykal'ın gidişini bir oturup izlemek lazım. Yani bunun FETÖ'cüler tarafından yapıldığını, bu operasyonu ve o operasyonu yapan insanların 20'ye yakın ismin tutuklandığını kayıtlarda var. Tabii, biliyoruz. Açıklandı. Basına da yansıdı. Evet. Neyle geldi? Bir kasetle geldi Kılıçdaroğlu. Pasif de bir şey yönetim tarzı var. Ve aday olmayacağını söylüyor seçimlerde. Bakın, Cumhurbaşkanı aday olmayacağını söylüyor. Darbe gecesi de aynı. Darbeye işte bu ne dedi bu darbeyle ilgili? Söylemler oldu. Kontrollü darbe. Kontrollü darbe diyor. Evet, aynen. Peki niye kaçtın? O tankın üstüne niye çıkmadın? Sen neredeydin? Madem ki ifadesi vardı. Hani ilk ben çıkarım tankın üstüne diye. 249 insan hayatını kaybediyor. Aynen. 2000 Allah rahmet eylesin. 2000 civarında insan şehitlerimiz. Gazi oluyor, sakat kalıyor tabii insanlar. Tabii. Sen neredeydin? Peki CHP'deki değişim için nasıl sen bu devleti yönetmeye talipsin? Ne yapmak gerekiyor CHP'deki değişim için? Yani o CHP'lere sormak lazım. Onlara yanlış bir şey yok. Yani o ekibin yeniden gözden geçirmesi ben lazım. Yani ben sana söyleyeyim. Ulusalcıları toparlamaları lazım. HDP gibi PKK'nın siyasi sözcüleriyle işbirliğine giren bir partinin toparlaması ülkede başarılı olması söz konusu olamaz. Evet. Yani özellikle o batıda oy aldığı bölgelerdeki insanlar bunu bir eleye koyup eleyecektir. Hı hı. Bir değerlendirme yapacaktır. Böyle bir şey olabilir mi? Seçimlerde belki de oyları İyi Parti'ye kayacak. Ulusalcı kesim diyelim onlara. Büyük ihtimalle. Tabii. Yani onlar kime verecekler? Ona mı verirler? Demokratik Sol Parti var. Ona mı verirler? Ya da küser sandığa gitmezler. Yani bilemem kime verip vermeyeceklerini ama bu şartlarda CHP'nin ben sürekli puan kaybettiğini düşünüyorum. Yani Atatürk'ün partisi. O blok o 25'i de alamayacaklar. Ben de öyle düşünüyorum Ercan. Ben de aynı düşünüyorum. Yani 18'in de altında alacaklar. Bu ülkeyi kuran Atatürk'ün partisinin düştüğü hale bakın. Hainlerle ilişki içinde. Üzücü. Çok ve üzücü. Bu partinin içerisinde bulunan insanlar bu memleketi yabancılara şikayet ediyorlar. Ne yazık ki. Böyle bir şey olabilir mi? Ha içeride siyasetinizi yapın. Eleştirinizi sonuna kadar yapın ama eyvallah. Ama siz dışarıda gider bu memlekete bu memleketi şikayet ederseniz sizin vatanseverliğinizden şüphe duyarım. Hı hı. Ve insanlar da duyuyordur arada. Doğru. Peki Ercan Bey, programımız bitmek üzere. Son var mı söylemek istediğiniz bir şey izleyenlerimize? Ben, benim yok. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eğer, katıldığınız için. Sorularınıza cevap verebildiysek. Çok keyifliydi bizim için. Enteresan düşünürken söyledi. Evet. Biz soruyu düşünürken siz cevap veriyorsunuz. Leblebiyle cevap veren bir programımız vardı. O açıdan bizim için işte enteresan bir programdı. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldık. Programımız da hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Her zaman buradan bekleriz. Buradan bir şey söyleyeyim, onu koyarım. İlhan Parseker'in o gün şehir dışında olduğum için cenazesine gidemedim. Abisi vefat etmişti. Ona da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Biz de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta yine başka özel bir konukla birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Müzik